Merhaba arkadaşlar, periyodik özelliklerde iyonlaşma enerjisine başlıyoruz. Ve bu video içerisinde iyonlaşma enerjisinin ne, birinci iyonlaşma enerjisinin periyodik sistemde nasıl değişiyor bunları öğreneceksiniz. İyonlaşma enerjisinin tanımı ile başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz çekirdekte protonlar bulunuyor. Çekirdeğin dışında işte orbitallerimizde enerji seviyelerinde elektronlar bulunuyor. Ve bu protonların elektronlara uyguladığı bir çekim kuvveti var. Dolayısıyla ben bir atomdan elektron koparmak ya da bir tanecikten elektron koparmak istersem öyle elimi kolumu sallayarak koparamam. Bunun için belli bir enerji vermem. Bu elektronu çekirdeğin çekiminden uzaklaştırmam ve koparmam gerekir. Yani elektron koparmak için bir enerji verilmesi gerekiyor. İşte verilmesi gereken bu enerjiye de iyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisinin tanımı şudur. Gaz fazındaki ki faz halindeki demek. Gaz fazındaki bir tanecikten bir elektron tanecikten bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji miktarıdır. Gaz fazındaki bir tanecikten bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji miktarıdır. Yani endotermik bir değişim şöyle denklemle gösteriyor olalım. Pekala, diyelim ki bizim elimizde bir X atomu var, gaz halinde. Biz bundan bir elektron koparmak istiyoruz. İşte gerekli bir miktar enerji vardır. Bunu verdik. Bu enerjiyi verdiğimizde biz bu elektronu koparabiliyoruz. Bu verdiğimiz enerjiye de iyonlaşma enerjisi deniyor. Burada önemli nokta sevgili arkadaşlar. Hatta şuraya endotermik değişim de yazayım. İstisnası da yoktur. Çünkü her koşulda protonun elektronu uyguladığı bir çekim kuvveti var. Burada önemli noktalardan biri. Bakınız tanım diyor ki gaz fazında olacak taneciğimiz. Şimdi birazdan da daha detaylı yapacağız ama burada biz atomdan ilk enerjiyi koparıyoruz ya arkadaşlar. Buna birinci iyonlaşma enerjisi adı veriliyor. Şimdi diyelim ki elimizde bir x katısı var. Şöyle bir denklem gördünüz ya da enerji x artı 1 artı elektron. Evet bu enerji de elektron koparmak için verilmiş ama bu enerji yukarıdaki şu enerjiye eşit değildir. Neden? Çünkü ben elektron koparmak için bu enerjiyi veriyorum. Ama burada katının önce bir sıvı hale sonra bir gaz haline gelmesi sonra elektronu koparmam gerekiyor. Yani bu enerji birinci iyonlaşma enerjisinden fazladır. O nedenle de eğer böyle bir şey görürseniz bu enerji şu enerji midir? Birinci iyonlaşma enerjisi midir diye hayır değildir. Tanımımıza göre tekrar söyleyeyim taneciğimizin gaz fazında olması gerekir. Sıvı ya da katı fazdaysa oradaki enerji iyonlaşma enerjisinden daha fazladır çünkü. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki bir X atomumuz var. Bu arada iyonlaşma enerjisini IE ile gösteriyor olacağım. Buna bir miktar enerji verdim, iyonlaşma enerjisi. Bir tane elektron kopardım. Dedim. Şimdi burada ilk elektronu kopardığımız için bu enerjinin adı birinci iyonlaşma enerjisidir. Yine beni iyonlaşma enerjisini yazmaya götürdü olay ama olsun. Sonra elimde x artı bir iyonu var. Bundan bir elektron koparmak istersem de yine bir enerji vereceğim. X artı iki iyonu oluşacak. Elektronu kopardım. Şimdi ikinci elektronu kopardığım için bu ikinci iyonlaşma enerjisi olur. X artı 2'den yine üçüncü elektronu koparmak istersem bunun adı üçüncü iyonlaşma enerjisi olur. Böyle gider arkadaşlar. Yani elektronları tek tek koparıyoruz ve kopardığımız elektron kaçıncı elektronsa o adı alıyor. Örneğin X artı 7 var elinizde. Bundan bir elektron koparıyorsanız şimdi kaçıncı elektronu koparacağım? 8. O zaman bu 8. iyonlaşma enerjisi olur. Şu şekilde. Ve Bakın atıyorum bu da atom numarası 17 olan elementimiz olsun. Şöyle. Ne oluyor? Burada 17 proton, 17 elektron vardı. Sonra Alttakine geldiğimde 16 elektron var. Bir alttakine geldiğimde 15 elektron var. Yani elektron kopardıkça elektron sayısı azalıyor. Ama proton sayısı değişmiyor. O zaman ne olacaktır? Elektron sayısı azaldığına göre gitgide elektron başına uygulanan çekim artacaktır. Bu da elektronlar daha çok çekileceği için benim elektronu koparmamı zorlaştıracaktır. Yani bir atomun birinci iyonlaşma enerjisi İkinciden daha küçüktür. Ee, i̇kinci iyonlaşma enerjisi üçüncüden daha küçüktür. Yani gitgide artan bir enerji vermem gerekiyor. Bundan sonraki videoda da bu enerji değerlerini de size göstereceğim zaten. Bu birincisi. İki, ve ikinci söyleyeceğim önemli nokta şu. Biz arkadaşlar periyodik sistemde atomların özelliklerini karşılaştırdığımız için Birinci iyonlaşma enerjilerinin aslında karşılaştırmalarına bakacağız. Yani birinci iyonlaşma enerjileri atomların periyodik sistemdeki yerlerine göre karşılaştırılır. O yüzden de sorularda zaten görürsünüz Birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki nedir? Hangisinin birinci yoğunlaşma enerjisi büyüktür vesaire diye sorulur. Biz birinci yoğunlaşma enerjilerini periyodik sistemdeki yerlerinden karşılaştırıyoruz atomların. Peki nasıl değişiyor? Madem birinci yoğunlaşma enerjisini karşılaştırıyoruz. Şimdi önce aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru karşılaştıralım. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru. Burada sevgili arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru. Yukarıdan aşağıya doğru gittiğimizde atom yarıçapının arttığını söylemiştik. Hatta onu da yazayım. Atom yarıçapı artar. Şimdi atom yarıçapı arttığına göre bir kere hatta şöyle yapayım. Lityum 3, düşününüz 2 1 Sodyum 11, 2, 8, 1. Her ikisi de 1A grubunda bulunuyor. Lityum şurada, sodyum da onun bir altında. Bizim ilk koparacağımız elektron en yüksek enerji seviyesinde yani en dıştaki elektron. Ve burada çap çok belirgin olarak artar. Çünkü çekirdeğin dışına yeni bir enerji seviyesi geliyor. E, elektronun bu durumda çekirdeğe olan uzaklığı artıyor. Ne yaparım? daha kolay elektronu koparabilirim. O nedenle de aşağıya doğru atom yarıçapı artıyor ve bu çok belirgin arttığı için birinci iyonlaşma enerjisi aşağıya doğru azalır. Yani ben çok daha az enerji vererek elektronu en dıştaki elektronu koparabilirim. Çaptaki artış çok belirgindir çünkü. Diyoruz ki aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru birinci iyonlaşma enerjisi azalıyor. Peki aynı periyotta nasıl oluyor? Durumumuza bakalım. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidelim. Şöyle. Soldan sağa doğru. Burada arkadaşlar, şimdi soldan sağa doğru geldiğimizde evet, atom yarıçapı azalıyor. Önceki videolarımızda vardı. E atom yarıçapı azaldığına göre en dıştaki elektron çekirdeğe yaklaşıyor. Bu nedenle çekirdek tarafından daha çok çekiliyor. Elektron koparmam zorlaşır. O nedenle iyonlaşma enerjisi artar diyoruz ama birinci iyonlaşma enerjisi genellikle artıyor. Burada bir sapmamız var. Şimdi onu inceleyeceğiz. Genellikle artar ve siz bu sapmayı çok iyi bilmelisiniz. Bakınız aynı grupta Aşağıya doğru indiğimizde çekirdeğin dışına yeni bir enerji seviyesi geliyor. Yani çaptaki artış çok belirgin. Yeni bir katman geliyor. Ama örneğin ikinci periyotu seçtim. İkinci periyotta bulunan tüm elementlerin iki enerji seviyesi var. Tamam soldan sağa doğru gittiğimde çap küçülüyor ancak yan yana gruplarda atom yarı çapı çok da öyle belirgin bir şekilde azalmıyor. Birbirine yakın değerler alıyor. İşte o nedenle atom yarı çapından daha baskın bir karakter ortaya çıkıyor ve iyonlaşma enerjisinin değişimini etkiliyor. O da küresel simetri. Şimdi biz zaten bunları A grubu elementlerinde inceliyorduk. Ben şuraya 8 A grubu elementimizi yazayım. 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. Şimdi bunlardan 1A'nın elektron dizilimi S1 ile 2A'nın S2 orbitali ile P1, P2, P3, P4, P5 ve P6 orbitali ile sonlanıyor. İyonlaşma enerjisi soldan sağa genellikle artar dedik. Bunların içinde iyonlaşma enerjisi en fazla olan yani elektronu en zor koparacağım sevgili arkadaşlar 8A'dır. Çünkü bir soy gaz Elektron alma verme eğilimi yok. Çok kararlı halde. 8 A'nın en büyük. Sonra 1 A'ya baktığımızda 1 A grubunun soy gazdan bir fazla elektronu var. E bu elektronu verdiğinde kararlı hale de geçecek. Kolayca verebiliyor. O nedenle 1 A'nın iyonlaşma enerjisi aynı periyotta en düşüktür. Şimdi geldik diğerlerinin durumuna. Arkadaşlar 2 A'nın elektron dizilimi S1 orbitali, S2 orbitali ile sonlanıyordu. Bakınız, orbitali tam dolu yani küresel simetri özelliği var. Ama 3a'da küresel simetri yok P1'de. 5a'da yine 3 orbitalimizde birer elektron bulunduğu için küresel simetri özelliği var ama 6a'da küresel simetri özelliği yok. Küresel simetrinin bir atoma kararlılık verdiğini söylemiştik daha önce. Dolayısıyla küresel simetri özelliği gösteren atomdan elektron koparmak daha zor olur. Bunu yan yana gruplarda görüyoruz. Çünkü bunların yarıçapları birbirine çok yakın. Yarıçapları çok yakın olduğu için her ne kadar 3A'nın daha küçük olsa da 2A küresel simetri gösterdiğinden dolayı sıralamada 3A'nın önüne geçiyor. Aynı şekilde 5 ve 6A'da yarı çaplar birbirine çok yakın. 5A küresel simetri gösterdiği için sıralamada 6A'nın önüne geçiyor. Yani bizim sıralamamız nasıl olacak bu durumda dersek şunu biraz aşağıya almak istedim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 8A'nın en büyük. Sonra baktık. Birinci iyonlaşma enerjisi 8A'nın en büyük. Sonra 7A geliyor. 5A küresel simetri gösterdiği için 6A'nın önüne geçti. Sonra 4A. 2A küresel simetri gösterdiği için 3A'nın önüne geçti ve bir anında en düşük oldu. Bu sıralamayı çok iyi bilmelisiniz sevgili arkadaşlar çok önemli bir noktadır. Ee, sorularda da sıkça kullanılır. Hatta buna 3 aşağı, 5 yukarı falan da diyebilirler. Ee, küresel simetri gösterdiği için biz burada genellikle artar deyip sapmaların 5-6 ve 2-3 ada olduğunu söylüyoruz. Şimdi de grafik ile inceleyelim. Sıralamamız neydi aynı periyotta? 8A, 7A, 5A, 6A, sonra 4A, sonra 2A, 3A ve 1A demiştik. Şimdi bakınız. Mesela lityum 3. periyot 1A'da bulunuyor. Bu 1A'da. Daha belirgin bir renkte yazayım. Sonra 2A'da berilyum geldi. Bakınız artış oldu. Ama 3A'da sapma olduğu için bor daha aşağıda. Sonra 4A artıyor. Sonra 5A, yine 6A'da sapma var. Küresel simetri gösterdiği için 5A'nın daha fazla. Sonra 7A, sonra 8A. Ne yapıyoruz? Sonra bir alt periyota iniyoruz. Bakın alt periyotta daha düşük enerjiler var. Çünkü alt periyota indiğimizde enerji düzeyi artmış oluyor. Bir de şunu ekleyin. bu nokta çok önemli. Buna dikkat ediniz. Grafikte de gördük. Atom numarası artışına göre iyonlaşma enerjisinin değişimi. Burada bir şeyi daha söylemek istiyorum. Bakınız grafikte ilk 20 elementin iyonlaşma enerjisi değerleri verilmiş. Evet. E, gitgide de azalıyor bir alt periyota indikçe demiştik. Bakın kimin iyonlaşma enerjisi en fazla? Helyumun. Şimdi periyodik sistemde sevgili arkadaşlar tabii ki soy gazlar daha kararlı. Dolayısıyla onlardan elektron koparmak daha zordur. Evet. Ve en çekir e, atom yarıçapı en küçük olan helyum olduğu için helyum birinci iyonlaşma enerjisi en fazla olan elementtir. Yani tüm elementler içerisinde ilk elektronu en zor helyumdan koparabiliyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisinin değeri en fazla olduğu için. Burada iyonlaşma enerjisinin değişimini yaptık. Bundan sonraki videoda da yine iyonlaşma enerjisine devam edeceğiz arkadaşlar.